Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, sizden biriniz çölde suyu kendisinde olan devesini kaybedip sonra bulduğunda nasıl sevinirse, malum çöl sıcakları, susuzluk filan, işte Mevla Teala Hazretleri tövbenize öyle sevinir. Yani Mevla Teala kulu tövbe ettiği zaman tebessüm eder buyuruyor. Tabi tebessümü Mevla'nın bizim gibi değildir. Şekilden, mekandan efendim münezzeh olduğu haldedir. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا Allah'a samimi bir şekilde tövbe edin. Bir adam var, asr-ı saadette yaşıyor, nebbaş. Nebbaş ne demek? Kefen hırsızı. Kefen çalıyor yani. Yani şimdi hırsızlığın her türlü sektörü, alanı var. O zaman da demek bu işte para var. Şimdi de efendim diyelim uzaktan şeyli var ya, temassız. Geliyor, tık çekiyor, gidiyor. Veyahut işte çeşitli hırsızlık efendim nevilerini pek bilmiyorum. Neden? Çünkü artık hırsızlık gündem olmuyor. Hırsızlık haber olmuyor. O kadar çok hırsızlık oluyor ki artık haber olmaktan çıkmış. Osmanlı döneminde diyelim 20-30 hırsızlık vakası var. O da niye biliniyor? Çünkü o kadar olduğu için. Daha yok yani. Şeriat-ı Muhammediye ile hükmettiğin zaman, şeriatın emirlerini tatbik ettiğin zaman ne oluyor? Adam çalmaktan efendim vazgeçiyor, korkuyor. Tabi nebbaş kefen hırsızı bu kişi. Yine bir kefeni soyuyor, bir genç kız yeni ölmüş ve o genç kıza kötülük yapıyor cemaatimiz. Kefenin dağılmış giderken genç kız tabi Cenab-ı Hakk'ın diriltmesiyle kalkıyor. Diyor ki, ey hırsız, ey alçak kişi, sen beni şu halde, şu durumumla Rabbimin huzuruna dirileceğim, gideceğim, mahşere kalkacağım, bırakmaya hiç utanmadın mı diyor. Nasıl yaptın bunu bana diyor. Tabii bu genç çok tesirleniyor, çok etkileniyor. Hemen kefenini atıyor üstüne ölünün, kaçıyor oradan. Başlıyor tabii, bir pişmanlık kaplıyor içini, hüzünleniyor, ağlamaya. Ağlıyor. Gece gündüz ağlıyor. Kimseyle konuşmuyor. Efendim dağlara, tepelere çıkıyor filan. Tabii nam salıyor ağlamakla. Efendim sahabe efendilerimiz diyor, nedir derdin söyle bize. Diyor, benim derdime çare yoktur. Ben bedbaht bir insanım. Ya olur mu çare yok? İslam'da çaresiz hiçbir şey yok. Sen söyle bakalım derdin ne? Efendim yok söyleyemem filan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmesi için çok uğraşıyorlar. Epey de etkili de oluyorlar tabi. Efendimizin kapısına kadar geliyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer Efendimiz kapıda diyor ki, önce bana söyle bakayım diyor. Sana söyleyemem diyor. Tabi ağlıyor. Çok ağlıyor. Efendimiz'e haber veriyorlar. Resulullah Efendimiz çağırıyor o genci yanına. Ve nedir seni bu kadar ağlatan diyor. Ya Resulallah diyor, ben öyle büyük bir günah işledim ki benim affım mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Ona içim yanıyor, işte böyle ağlıyorum. Resulullah Efendimiz, neyse günahın söyle, ben senin için Allah'a istiğfar ederim, Cenab-ı Hak seni affeder. Ya Resulallah, sen de benim günahımı bilsen benim için istiğfar etmezsin. Benim öyle büyük günahım var. Cemaat-i Müslümin, Allah'tan ümit kesmek müminlerin işi değildir. Bakın ne kadar büyük günah olursa olsun, Mevla Teala'ya şirk koşmadıkça Allah-u Azimuşan günahları affediyor. Ancak tövbenin şartı var. Nedir? Tövbe ettiğin günahı bir daha işlememek. Bir daha geri dönmemek. Hesaplı tövbe olmaz. Ben aynı günahı işlerim de hadi şimdi bir tövbe edeyim filan. Hatamın birine, canlı yayın olmuyor değil mi? Video mu çekiyorsun? Tamam. Tövbe ettirdik. Aldık. İçki müptelası. 40'lı yaşlarında bir kardeş. Tövbe et. Sana destek olalım. Dertlerine çare bulmaya çalışalım.
karın gebe, hanımın, çocuk bekliyorsun, evin yok, sokaktasın, filansın, falansın. Tövbe et. Sen içki içtiğin halde biz sana yardım edemeyiz. Biz de sana yardım ederiz o zaman. Tamam dedi. Bunda bir zorlama gördünüz mü? Yok değil mi? Belediye de yardım ediyor, gidebilirsin. Efendim, ama dedim bir şartım var. Öyle tövbe ettim demekle tövbe olmaz. Hani biraz daha işi ciddileştiriyoruz yani. Kur'an-ı Kerim'i getireceğim. Diyeceksin ki bu Kur'an'ı indiren Allah hakkı için tövbe ediyorum diyeceksin. Tamam mı? Tamam. Kabul mü? Kabul. Şimdi diyorum ki ona, ya diyorum, biz sana tövbe etmen karşılığında sana yardım edeceğiz demedik mi? Evet. Sen tövbe ettikten sonra yardım ettik. E sonra sen işi bozdun. Yine içkiye döndün. E biz de sana yardım... Zorla bana tövbe ettirdiniz diyor. Anladınız mı? Zorla tövbe diye bir şey var mı? Zorla tövbe nasıl olacak? Sen hesaplı tövbe etmişsin. Biz seni zorlamadık. Onun için insanoğlu hakikaten çok zalim ve cahildir. Allah-u Teala kalplerden geçeni biliyor cemaat-i müslümin. Ne hesapladığımızdan Allah haberdar Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Tabii Efendimiz ona dedi ki, ey genç, senin dedi günahın mı daha büyük, Allah azimuşan mı daha yüce? Ya Resulallah dedi, Allah daha büyük Celle. Büyük olan Allah'ın Celle Celle rahmeti de çok büyüktür dedi. Onun için söyle. Dedi ya Resulallah, ben başımdan böyle bir iş geçti. Ben böyle bir hata ettim. Böyle bir günah işledim efendim. Efendimiz buyurdu, defol, çık dışarı. Atın bunu buyurdu Efendimiz dışarıya. Yani öyle bir şey anlattı ki yani kabul görecek bir şey değil. Hakikaten öyle. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam geldi ve bu ayeti celileyi nazil buyurdu. Tûbü ilallâhi tövbeten nasûhâ. Allah'a samimi bir şekilde, size bakanlar sizden nasihatlenecek şekilde tövbe edin ayeti cellesi nazil oldu. Ve bu genç Resulullah Efendimiz'in davetiyle geldi. İkindi vakti olacak. Namaza durdular tövbeden sonra. Tabii genç, tövbe ettim, kurtuldum diye sevinemiyor. Ağlamaya devam. Namazda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tekasür suresini okudu cemaatimiz. Estağfirullah. Elhâkumu tekâsür hattâ zürtumul mekâbir. Kabirlere varıncaya kadar çokluk sizi aldattı. Lakin kellâ sevfe te'lemûn sümme kellâ sevfe te'lemûn. Yakında bileceksiniz. Hayır. 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 Yakında bileceksiniz. Kellâ lev te'lemûne ilmen yakîn. Hayır. Keşke yakinen bilseydiniz. Le taravunnel cehîm. Andolsun, yemin olsun, zat-ı akdesime yemin ediyorum. Cehenneme atılacaksınız. Ayeti celilelerini duyunca genç bir Allah dedi cemaat-i müslümin. Oracıkta canını, ruhunu teslim etti. Öldü. Allah Teala cümlemizi samimi tövbe eden kulları zümresine ilhak eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.